Hiç anlayış sallama. Şekli değil mi? Sallama beni. Hemen bozuluyor. Selam arkadaşlar. Hoş geldin. Selam arkadaşlar. Normal konuşuruz. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Burçin'im. Bugün neredeyiz? Bugün dövme yaptırıyoruz sizinle. Yani ben ne o yaptırıyor yani sizinle derken. Siz göreceksiniz. Biz de yaptırırız falan dermişim. Yaptırmak isteyen. Heyecanlı bir gün benim için. Benim ilk dövmem. Onun ikinci dövmesi. İki de. Evet varmış. İkinci dövmesi. Bir dövmem vardı. Şey dövmesi yaptıracağız. Kardeş. Tuğçe nerede o zaman? Onu çalıştığı için başka bir gün gelip yaptıracak. Nazlı gideceği için. Onun zaten çok dövmesi var. O alışık yani. Evet o hemen yaptırır. Biraz heyecanlıyım. Bu anda sizinle paylaşmak istedim. Ben de çok heyecanlıyım. İlk değil ama yine de heyecanlıyım. Kardeşlik. Nazlı farklı farklı dövmeler yaptıracak. 1, 2, 3 tane dövme yaptıracak. Evet. Annemle babam baş harfini yazdıracağım. Yazdıracağım. Yazacak. Endim. Bir de böyle bir tane üçgenli dalgalı bir şey yaptıracağım bakalım. Kardeşlik dövmemizde sürpriz olsun bari. Söyledin ki de mi? Söylemedi. Tamam söylemedim. O da sürpriz olsun yapılırken görürsünüz. İçeriz de çok güzel birazdan gezeriz. Şimdilik bu kadar. Buraya taşınmayı düşünüyormuşsun. Ay keşke taşınsam. İşte yiyeyim. Düşüyor. Yeni YouTuber orma yolunda ilerleyen. Eşlenme rekoru kırarız. Çok güzel, keşke taşınabilsem. Şey, taliplerimi. Bana burada bir ev kiralamak isteyen falan. Hediye etmek isteyen olursa bana da. Neyse, olsun çalışacağız edeceğiz artık. Sabah kalktım sınavıma girdim. Sınavımı yaptım geldim. Girls can do yani. Anlatabiliyor muyum? Kimseye ihtiyacımız yok. Her şeyi tek başımıza yaparız. Bir mezun olayım da. Ha, evet, böyle bir şey çok hoşuma gitti. Biraz daha boyutlu oldu. Dans fabrikanın yaptığı dansı yapmaya çalışacağım ama yapamayabilirim. Ben bunu da ezberliyim. Çocuklar bile yapıyor, sen yapamayacaksın. Şok, ben şok. Tatlı ya, Joker'ın başına gelenlere ben. Evet, ben de Joker'ci oldum. Joker like. Ki ben Batman'dim. Ben Batman'ciyim değil mi? Evet, biz Batman'de büyüdük ama. Hani böyle süper kahraman. Yavşak bir adammış ya, hakikaten. Bayağı yıkıldım olan bir tane. Senin ilk dövmen mi? Evet. Çok heyecanlı. İlk dövmem, Allah'ım. Çok iyi oyuncuyum. Her kamera döndüm. Allah'ım. Ben yıldızı boyatacağım çünkü ailenin yıldızı benim. Oh, oh my god. Yo ciddiyim. Hem de aralarındaki en küçük şey yıldız mesela. Ortancası ay, en büyük de güneş. Güneş de çok çok büyük. Ailemizin yıldızı. Çok şey bir devam. Öyle böyle. O da öyle seviyor. Sevmiyor kendi ölmeyi. Hiç sevmez öyle kendisine konuşur. Hayırlı dersen bu var. Ben ama kediyere. Buna ne dersin? Burada ne yaptıracaksın? Şuraya dedi. Ama burada kardeş dövmesini de şuraya. Ben kardeşi buraya yaptıracağım. Fark ederken şurası. Üçgen yaptıracak mısın sen? Üçgen yok değil mi? Çünkü şey o üçgen burada biraz deforme olur. Burası daha düz bir alan olduğu için orada daha yok. Tamam sen oraya yaptırsın. Ben sana mı soracağım nereye yaptıracağım? Tam bir şey yapmadım nereye yaptıracak konusunda. Çocuk gerçekten ikram olmaz ya. Aynımıza sıtırı. Evet. Sen sürekli laf sokmuşum. Abla terör deyip durmuşlar. Kardeşim. Çok yapmayacaksın şu an. En sevdiğim kardeşim kendisi. Başka kardeşi yok. Otur da başla. Al makineyi sen. Al başla. Sen kendi kendine karar. Buraya da bir çöp adam çizelim şeklinde. Bizim Dominik de birinde İbo'da. İbo'ya da buradan selamlar. Vardı. Evet vardı ve çok güzeldi böyle. Çok zor. Allah dans hocalarıma sabır versin. Bu kadar. Burada bir şey kaçırdım. Sen bana yandan taktik verirsin. Karıştırdı. Her koşuyor niye geliyor? Geliyor. Ya kafanı sallıyorsun öyle taktik mi geldi? Belki ritim tutuyorum ya kendi çapımda. Ya orada niye taktik vermiyorsun bana? Çok zor. Son bir tane daha çekelim mi? Bir tane son. Hayır hayır. Ne olur son. O sonuncu çok iyi oldu. Hadi son ne olur. Ben seni 100 kere çekiyorum.
bardağını bir bırak bir yere. Bırakamam, içiyorum ben onu. İşte yere koyacağız, sonra yine alacağız. Al şöyle. Çok sırıtmışım, niye söylemiyorsun böyle? Dans videosu çek, ne yapacaksın? Ağlayacak mı bu başlayanla? Taksit vermeni beklemiştim. Verdi mi abi? Bu oldu bence. Bakalım. Aynen, isteyeceğim ben. Tamam, olmuş bence. Star kameraman. Sayın ablası. Tamam mı artık? Lütfen. Evet, tamam. Bir kere yaptıran bir daha vazgeçemiyor diyorlar. Arkadaşlar selam, yeni yılla birlikte çok güzel bir sürprizle geldim. Bir dans challenge var. Ayrıntıları da sonraki story'e bırakıyorum. Başlıyorum bu arada. Hazır. Hazır. Senin dövmen var mıydı? Benim şu anda bir tane var. Okay. Hangisini biliyorsun? Hiç yaptırdığına hiç acımamıştı. Bakalım bu sefer edecek mi? Ağlamaya başladı. Ben vazgeçtim galiba. Sen ağlayabilirsin. Ağlıyor musun yoksa? Ay yok, kullanamıyorum ben. Ehliyetim yok. Geçen çıktık işte bu şeyde. Arabayı park edecek, tamam mı? Neyse ben indim gel git demek için. Bir ara durdurdu abi arabayı. Böyle yapıyor. Kafayı da uzatmış yanına. Sence benim şimdi ne yapmam gerekiyor diyor. Hayatımda hiç araba kullanmamışım. Ben nerede? Ben, gerçekten ama bu sorunun muhatabı ben miyim şimdi ya? Şimdi bana yandan böyle gel git gel git gel git yapıyor. E gel git gel git yapıyorsan için. Yani o zaman ne yapacağım bilmen gerekiyor sonuçta. Topla gel demedim diyeymiş yani. Diyorum ki topla bütün gel bu demen gerekiyor bir yerden sonra. Direkt şey diyor, topla gel. Ne yapayım? O yer burası. Yani. Şu an demen gerekiyor. Bir de sonra yani anlattık mı? Çok komik değil mi abi? Arabayı park eden kişi park ettiren kişiye söylüyor. Ne demesi gerektiğini. Arabayı park ettiren kişi bu gagacı araba kullanmamış. Yani diyor ki, sence böyle bir kapıyı uzatmış arada. Sence benim şu an ne yapmam gerekiyor diye. Araba yolda ortasından sırada. Dedim sen dalga mı? Sonra bir de azar işitiyorum. Neymiş sürekli gel diyormuşum, git diyormuşum. Ne diyebilirim ki başka? Hayır, mesela 5 geri gel diyor. 3 öne gidiyoruz. Araba öyle park ediyor çünkü. Bu net bilgi yani. Hayır. Evet. Bunu herkes kabullendi. Baba, beş geri geliyoruz. Üç öne gidiyoruz. Sonra üç geri daha geliyoruz. Sürekli aynı yerde böyle gidip geliyoruz. Kamuoyunun o sırada senin zaman direksiyonu biraz çevirmen lazım. İşte ben de ona diyorum ki topla geldi. O sırada diyor ki topla gel o zaman. Kamuoyunu vicdanına bırakıyorum yani. Bu konuyu. Gerçekten başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet, ikinci günden de kaza yaptım. Gayet iyi sürüyorum ama bugünlerde. Evet, evet. Yani 5 dakika sürmeyince unutuyor tekrar nasıl süreceğini ama arabanın üstünü açmayı denedik, arabayı kırıyorduk. Sonra baba, zorladık tabii biraz. Çıktık yukarı, babam diyor ki zorlamadınız değil mi? Arabanın motorunu bozarmış. Biz öyle öyle bir şey anladım. Babam zorlamadı. Babam bu videoyu izlediğinde. Gerçekten zorladık yani. Ay zorlamadık. Bilinçaltına itiraf mı etti? Gerçekten şey yaptırmıyor ya, yalan söyletmiyor bu kadar insanın önünde. Neyse zorlamadık. Arabam kafa sağlam şu an. Nazar boncuğunu da taktım. Her şey olduğu gibi açlıkta, ormanda tuvalet yapmada, her şey birebir aynı. Ormanda tuvalet. En çok bunlar merak ediliyor da. Gerçekten açmışsınız. Bir de gerçekten tuvalete mi olmalıyız? Tuvaletinizi ormana mı yapıyorsunuz? Evet, tuvaletimizi ormana yapıyoruz. Hatta bundan da hiç şey yapmıyorduk yani. Sanki yıllardır ormana tuvalet yapıyormuşuz gibi. Ama ya ama zaten çok alışırsın gibi ya. Bir de bir anda aşırı bir yokluğa düştüğün için bence. O ondan çok da tuvalet olma sıkıntı olmuyor yani. Hani yani o böyle biraz daha geri planda kalıyor evet gibi. Açlık hani daha bence var bir büyük bir şey. Açlık mesela yani en başta. Bir karnımız doysun da yaparız abi çıkarttığınızı. Tahtada yatıyorsun falan ya, böyle hiçbir konfor yok zaten. Evet. Tuvalet yani gelmez gibi insanın. Güzel bir deneyim ya. Özlem falan daha bence çok şey çok yapıyor yani. Ben sonradan salmıştım da tabii hiç umurumda falan değildi. Ben hiç özlemem gibi geliyor. Öyle değil. Hele bu korona falan muhabbetlerini öğrendik bir de. Ya ben özlemem demiyordum da bu kadar zorlamaz diye düşünüyordum. Sonra bir konuşma yaptık. Buralarını bilerek böyle birazcık açık bırakıp hani tek bize simse olmasın diye. Öyle sağ ol. Çok güzel oldu. Biliyorum. Ben de aynısından yaptırıyorum. Bunu görmedim. Keşke kamera açayım. Burada kamera görmedim var mı? Tamam. Ay sıra bende. Şimdi ben yaptıracağım ayımı, güneşimi, yıldızımı. Tamam, geç.
bir yere falan atılmış. Çok iyi. Dur dur. Ne olur ne olur. Senin şeylerini çıkartayım şimdi. Tamam. Önce. Evet. Sen otur. Ay çok heyecanlı. Bir şey soracağım. Böyle basic mi olacak yani tamamen? Evet. Tamam, okey. Her birinde birininkini... Evet, evet. Sen yıldız ben zaten. Ben yıldızım. Sen yıldız. Halimizin yıldızı. Evet. Evet. Tamam. Ay. Ay. Adım da Ayça. Aa, oradan. Ay, yıldızı çok daha güzeldi yani. Ay, çok heyecanlı. Ben tuvaletim geldi. Mola. Mola. Çok heyecanlıyım. Nasıl heyecanlı olmayabilirim ki? Tam yapsam kullanamıyorum. Sol. Neden? Evet evet sol. İstiklal Caddesi'nde biraz duygulanıyorum. Bilmem geziyorum. Burada mı ilk aşkını yaşadın? Aynen. Çektik. İtiraflar gelsin. En son geldiğimde güzelce eğlenmiştim. En son kimle yaşa? Yeah. Vizyon müzesine gitmiştim. Eğlenceliydi. Kimle gitmiştin Eliza? Buraları kesiyorum galiba. Hayır, yayınlayabiliriz. Ben oldukça açık bir insanım. Takipçilerim de bende olan her şeyi görsünler. Tamam, ver lan o zaman sorunuza. Herkes biliyor be. Neyse, kapatalım. Son kimle gelmiştim? İsmi lazım değil. Baş harfi sen. Baş harfi sen de ya. Of. Adı lazım değil, baş harfi ben. Mizahla duygularını örtmeye çalışıyor. Hem duygusalım hem heyecanlıyım. Şu an hem heyecanlı hem duygusalım, bu biraz sorun yaşatıyor. Canım patates bırakması istiyordu lan, yeterli değil. Ben sizi bağırarak koşacağım. Ondan tutuyorum. Bu kadar acılara dayanmışım. Kalp acısına dayanmışım. Ya Survivor'dan çıktı, dedi ki fotoğraf paylaşsam altına da bir teşekkür yazısı yazmak istiyorum. Sen yaz. Yani böyle şeyler hep ben yazmayı çok sevdiğim için tamam dedi. Yazdım yazdım. Sonra dedim ki işte nokta nokta koydum. Çok teşekkür ederim. Hani kime teşekkür edeceğini de ben nereden bilebilirim yani. Abi attım yazıyı, böyle yaptı. Kime teşekkür edeyim dedi. Dedim ne bileyim kime diye. Onu da mı ben yani? Biraz kararsız bir insanım yani. Ne var bunda, ne yapabilirim? Bu resmen ebelsiz, nefes alamıyor. Seninle alakası yok. Kime teşekkür edeyim ne abi? Ben nereden bileyim sen orada kimlerle muhatap oldun? Ama şimdi başlıyorsan... Kim sana çok böyle dokundu? Çok var yani tek tek etmeye kalksan. Sonra evet. Vazgeçti. Acun Ilıcalı Ekim'le mi dedik? Evet, sever Acun Ilıcalı ve Ekim'le dedik. Kime teşekkür edeyim ne ya? Ben buna nasıl bir cevap verebilirim ki yani? Palmiye'ye de ne bileyim kime teşekkür etsin. Kimseyi de doğal olarak tanımıyorum yani arka plandaki. Her şeyi bana soruyor. Her şeyi bana soruyor. Her şeyi ama. Her şeyi aklımda. Tamam be. Sormayız be artık. Elimi tuttu. Ya korkarsın elimi tuttu. Yaklaş da elimi tuttu. Elimi tuttu ya. Güzel tut. Ağlayacak şimdi, tutacağım elimi. Sakin ol. Bakmayacağım ben. Çok sakin. Kamaldırıyor sanki. Doğru yeri. Yapıyoruz ama bakmıyorken yani bambaşka bir yer. Böyle ağzım bana ayrıldı. Yani şurası işte, değil mi? Burası. Yani. Burası şey değil. Mesela kan aldıracakken daha iğne batmadan falan diye bağırmaya başlayan. Biraz daha yukarı. Evet. Ne? Biraz daha böyle yukarı. Yiyemezsin. Biraz daha bize doğru. Çok az. Evet. İyi mi? Biraz daha yukarısı mı? Burası sürekli büküldüğü için bozulma reformu olur. Çok güzel oldu. Tamam yeter. Hadi kalkın. Elimi tutma artık. Tamam. Sana şeyler alsaydık keşke. Yapışkanlı dövmeler. Önce biraz onu değil. Geçici dövme Muhammed. Bakın öyle yapalım. Böyle ara ara gel. Yapıştırırız bunu. Ama idare et ya. Bu 1-2 gün gider. Ya elimi hareket ettirirsen ben şıkla mesela. Bakın olmuyor böyle bir şey. Aa tamam. Çok iyi değil mi? Gıdıklandı. Gitme gitme ya, gel. Hareket etme. Niye gittin? Özümeye mi başladı bir anda? Ne
aslında her zaman ben duramam hayatta zor. Tabii. Çok az ayıklıyor, çok az. Ama o kadar da olacak herhalde. Yani dövme yaptırıyorum. Ben en son bitince bakacağım. İçini doldururken çok acıyacak kesin. Bundan sonra soranlara Bursa'yı anlattır genci. İhtimalle. Ben demin dedim ya çok acıyor diye. Böyle senin yıldıran oldu mu falan. Evet, biraz yani acıyor. Bir kız vardı. Bu, bu şey gibi böyle bilmiyorum sinek ısırır ya bazen böcek ısırır. Sürekli ısırır değil mi? Evet. Örümcek ısırmıştı da ben onunla benziyor. Şey, umut muydun ya? Örümcek adam gibi bir şey olur muydu ben diye geldim aklımda hiç. Yok ben parmağım koptu sandım. Orada çok değişik bir örümcek vardı. Ya. Bir ısırdı ben kanıyor dedim herhalde. Bakamadım parmağımla. Direkt doktora gitmiştim. Ay acıyor olamaz ya. Çok hafif. Benim ilk dövmem nasıl yani? Ne yapayım ki? Kaşınıyordur o. Evet böyle acıyor değil aslında. Şey kaşımak istiyorum. Böyle şey gibi. Mesela serum takacakları zaman daha çok acıyor. Ya ona başlıyor. Ablam bir B12 ilmesi yapıyor fena. Onun için okulumu atıyor. B12 ilmesi yapıyor. Türkiye'de mesela okumadım B12 ilmesini kolay yapabileyim diye sıfırdan gittim olmayı. Güzel oluyor. Ben bakmayacağım. Bakma tamam. Sürpriz olsun diye bakmayacağım. Tamam bana bak sen bana bak. İlmesi tutmuş ondan. Hale bak. Bir sıkı sıkı bir şey tutuyor. Bir şey anlayış şekli değil mi? Sallama beni. Dövmem bozuldu. Tamam şahane. Evet. Zaten aşkımı ne zaman bir şey olsa diyor ki aç ayı oynama. Sürekli önce. Ama haksızım. Maçımı oynamaz yani. Dans edelim diyorlar. Diyorum ki ben açım. Yemek yemeden dans edemem. Çocukken de böyle bir işe gidiyordu ya. Fırının önünde bekliyordun yemeğin olmasını. Gerçekten. Anneme gelip böyle ağlayan gözler. Anne balık piş piş falan yapıyor. Balık pişti mi diye böyle. Anne mesela diyor ki yok annem daha birazdan falan. İzleyerek falan geri dönüyordu. Sonra iki saniye sonra tekrar gidiyor. Hala pişmedi mi? Evet. Evet yani gören hani olmaya da bilirdi yani aç da kalabildi ama bir şey de olmadı yani. Hani gören zaten bir hafta aç bırakıyorduk bir kere falan yemek veriyorduk yani. Annem böyle şey diyor iki kere namazında çok zorlanmış yemek yedirirken. Farklı diyor zorla yemek yediriyordu işte. Hani salıncak geldi ki biberonla ağzına meyve suyu falan öyle mesela gibi. Ben onu da yiyem, bunu da yiyem. Fotoğrafları anlarsın buraya ekmek yemeyiz. Bir tabuğunu yiyeyim. Ekmek mi? Sen ekmek böyle duruyor mu? Bu şey. Ve orta dişleri. Aynen öyle. Çok mu var sana? Evet. Sandalyeye çıkıp otur. Ne yiyeceğim? İyi. Tamam tutma tamam. Alışmam lazım bunlara. Yüzümün içinde oldu. Ailenin yüzünde oldu. Tamam be. Videoda gelen birbirimizi sevmiyoruz zanneder ya. Seviyoruz aslında. Çok seviyoruz. Aslında. Aslında. Yani hiç iki insan gibi geçiniyoruz. Yani öyle çok bir samimiyetimiz yok ama. Öyle. Çok bir sanırım çünkü. Mecbur kaldığımızdan. Allah ne yapacaksın? Aç sana atılmıyorsun. Aç sana atılmıyorsun. Hep de bütün işlerini bana yaptırıyor. Bazen doğru. Deliriyorum. Duruyorum. Bazen gülmeye başlıyor. Ben evet şimdi evet ya. Başka ne için var ki? Ne bileyim ne bileyim. Hayır öyle öyle demiyor ama gerizekalı diyor. Mal kardeşim diyor. Şey yapıyorum ben. Duygusal bayağı. Bana küçükken psikolojik yaptığın şeyleri anlat. Diyorum ki al. Tamam ben diyorum iki gün sonra döneceğim zaten orada ben her işimi kendim yaparım falan deyince küçükken yaptıklarını anlat istemek için anlat kumanda için televizyon kumandası için yaptıklarını anlat bana psikolojimin neden bozulduğunu herkes görsün hadi küçükken değil de daha 2 yaşında 3-4 ölmüş gibi yapıyor evet ölmüş gibi bayılmış gibi yapıyordum. Böyle geliyor da abla falan diyordu. Ses çıkarmıyordu. İlk bak özel kızım. Su istiyormuş, getirmiyormuş ya. Ölmüş gibi kaderi ya. Evet. Kardeşim var, çok uğraşıyordum. Ama ölmüş gibi yapmazsın. Onu korkutmak falan çok hoşuma geliyor. Sen geliyordu, başlıyordu. Abla tam ne olur getirdim su, uyan ya falan. Yavaşça dönerdim. Abi yapma lan diye kızım. Biz birbirimizi korktuğumuz için hala yapıyoruz. Evet. Babam biraz sorguluyor. Yanlış mı yaptık acaba falan diye. O sürekli. Nerede zaten? Böyle bakışları var güzel. Bir de biz şey oynuyoruz. En son ele kim vurdu?
ben kazanıyorum, ağlıyor sonra. En son diğerinin elinin üstüne falan kazanıyor. Bir de sudoku. Sudoku zaten. Onu da böyle kazanıyoruz biraz. Evde Simge sudoku çalışıyor çünkü yani Simge. Simge sudoku çözüyor. Sudoku kitabını getiriyor, bir bakıyoruz yanında zaten. Gaddar sudoku. Onu bıraktık. Abi gaddar sudoku gerçekten... Gaddar mıymış? Çok, gerçekten çok gaddar. Gaddar'ın yani... üstüne yeni bir tane aldık. Bir tane sudoku kitabı var. Adı Gaddar sudoku kitabı. Gerçekten gaddar yazıyor kitabın üstünde. Çok zor olduğu için. Acayip bayağı zor. Hani gerçekten acımasız bir sloku anladın mı? Yani böyle artık gece bir gün 3'e kadar yani elime aldım ve çözemiyorum. Hani normalde deneyerek çözmeyi sevdim. Dene olmuyor yani. Öyle bile çözemedim ya. Sinirim bozuldu. Yani en son attım kitabı bir kere dedim. Bir daha kimse dokunmayacak. Sonra bir tane daha aldık uzman seviye 2. O da çok zordu. Sonra gittik bir tane. Ya biz iyi değilmişiz belki kısım dokuda yani. Sonra gittik bir tane daha aldık. Tam 31 Aralık'ta 4 gün karantinaya gireceğiz diye. Onu çözüyoruz. Kolay sudoku. Onu da kolay, orta, zor, çok zor. Ortayı da çözüyoruz. Zor biraz zorluyor. Çok zor ekip çözüyorum, bir çözemiyorum. Sudoku çözme biliyorsun muyuz ya? Şimdi o sudokunu sen mi götürüyorsun? Hayır, sen gattarı götürüyorsun. Saçmalama. Uzman seviye 2 sana hediyeydi. Sen onu mu götürdün? Hayır, bana ne? Hayır ya. Ev toplamda. İyi postlarını istiyor. Kendisini de var dedi. Ama kaybettim. Kaybetmedim. Evde bir yerlerde. Değil mi? Kaybettim o. Hayır, kaybetmek demek sonsuza kadar benden çıktı artık. Hmm. Bir yabancım elinde manyak. Ben bunu bulamam demek tabii. Koltuğun altına falan gitmişti. Patates biraz manyak olduğu için. Efendim? Patates. Kedinin adı patates. Evet. Çok orijinal. Ben koydum biraz patatesleri. Onun adını bile yemek koydum. Böyle bir doyuramadım çocuğu. Bence sen bir patates kızartması dövmesi yaptır. Ooo evet. Favori yemeğim. Ya Gingöz daha mı iyiydi? Patates daha iyi. Patates efsane bir isimmiş ya. Bence de. Gingöz daha sıfat gibi yani. Evet. Severken babamın şansa... Topal mı? Topal koymak istiyormuş. Abi kedimiz sakat yani zaten öyle bulduk sokakta. Ön ayağını basamıyordu. Yok. Yani biz nerede? Benim gördüğüm kadarıyla iyi yani. Yaşıyor, oynuyor herhalde, bir şey yok. Yani dilenci şey gibi, dilenci köpek var ya, jandarma geliyor. Onun gibi işine gelmeyince basmıyor böyle. Ama babam ona topal diyor, topal koyalım adını dedi. Ya muhammed de annem öyle böyle diyor, kedinin psikolojisi bozulacak öyle şey mi? Ona da Gingöz koyalım diyor. Çünkü tek gözü gidik böyle. Ona da sakat falan koyacak utanmasa kedinin adını ya. Öyle şey mi olur? Tamam. İnsan topal olması bir şey, kedimiz de topal olabilir ama ismini de topal koymazsın yani kedinin. Bizi diyormuş ya, beni almasalar daha iyiydi ya. Bu ne kardeşim falan yani. Hani abi hakaret işitmek için mi geldim falan diyor kedi yani. Ama iki kedimiz o kadar farklılar ki. Bir tanesi Ağır Yaşamları çizlediniz mi? Var ya bir tane doktor. Doktor Nova. Çok kilolu. Doktor Nova. İnsanları şey yapıyor. Ama çok, gerçekten çok kiloluyum insan. Evet. Çok kilo yani. 300 250 üstünde oluyorlar genelde. Evet. Kedimiz de öyle bizim. Bir şey diyeceğim. Sence şu güneşin çizgilerini doldursalım mı? Bence bana bırak şimdi. Tamam. Renkli yapmayacağız değil mi? Beyaz. Hayır. Renk değil. O güneşi mi? O gölge mı? Atmak gibi bir şey. Ha. Ne olur renk olur. Renk değil. Renk değil. Ha, beyaz tamam. Renk değil. Zaten beyaz bir süre sonra o tamamen o canlı beyazlığını kaybediyor. Görürsün. Ha. Çok korktum ya. Ama etkisi güzel. Bayağı güzel. Hayır. Kalk kaçmaya başlar. Bayılır bu günde. Başım döndü ya. Bir tanesi. Bir tanesi. Gitmeymiş. Hani gitmişti. Kandırdın beni. Aaa çok üzücü. Şaka şaka gidiyor. Artık bakıyorsun, bakıyorum. Yaktı gemi beni. İnce. Çok ince. Video başlığı belli oldu. Evet. Açma.
Annelerimiz yapılırken Sivas'ta da şeyler yemeyiz. Olmaz öyle. Anca beraber kanca beraber bu yola gidiyor. Ya senin de tansiyonun düşer. Ya seni de elinde tutmamız gerekirse. Tamam, 9 saat ayakta durdum ameliyatta, tansiyon düşmedi. Burada herhalde düşmez yani ama. Şimdi ameliyatı pişirmiyor musunuz? Yani şey yapıyoruz ortaya böyle. Hemen. McDonald's. Kebap tabii. Ya gidiyorum mesela kızım. Dövme yapıyorum ya. Allah Allah. Bak seni öldürürüm he. Tamam. Dövme güldürme. Bir noktaya kadar istiyorum abi ya. Ama bir şey diyeyim. 14 saat ameliyat diyorsun yani. 14 saatte ben var ya. 14 saat demedim. 9 saat. Hastayı yiyorlar bak. Hayır 14 saate girenler de var. Böyle bir klibinde zeytin yiyor ya hasta. Ama 14 saat ameliyatlar var mesela. Var canım, çok uzun ameliyatlar ama onlarla aralanabiliyorsun mesela. Yani i̇kili giriyor, biri giriyor, biri çıkıyor, biri giriyor, biri çıkıyor falan. O kadar da 14 saat ameliyata iki kişi girmezsin ya. Hani neyse de 14 saatlik ameliyatta bence değişim yapmazsın yani. Kız acıkmışsın. Çok acıkmışsın ya. Abi sen bir git diye gel falan, evet. Ben idare ederim. Hemşire yandan veriyormuş. Böyle bir şey gelsene ona bir... Ya ben gerçi çok acıkan yemeği fazla hemen yiyelim. Bilmiyorum acıkılır mı o kadar. Ama yani, çok konsantre oluyorsun ya. Sen mesela çalışırken hiç hissediyor musun? Aa, çok acıkıyorum falan. Çok hissetmiyorum. Para verdiğimde genelde hissediyorum. Evet. Işte. Ben de hissetmem bu arada. Değil mi? Hani açlığını hisseden bir tek aşkım. Yani mesela ameliyattayken arada vereme değil de sürekli bir konsantrasyon oldu. O yüzden onu fark etmiyorsun yani. Aşkım sen erken mi doğdun acaba? Yok, gayet 9. Şey dedim acaba yeterince karın derken almadım. Evet, şey bir açlık. Duygusal. Babam 7 aydır. Ondan geçiyor demek ki. Babam da yemeği sever ama. Babam çok tez canlı ya. Ona acayip belli oldu. Babam yemeği çok seviyor. Babamla biz var ya bir ay karantinaya girsek obezlet. Dün gece 3'te şey yiyordum. Çikolata ama bugün diyete başladım. Yersen. Diyetisyen arıyorum. Arkadaşlar iyi diyetisyen önerileriniz varsa bekliyorum. Gerçekten. Abi benim arkadaşlarım yersiz diyetisyen niye böyle bir mesela, şey istedin şimdi? İstanbul'da. Var. Kim? Tamam gidelim o zaman. Ailenin yanımızda. Ya çok güzel. Saracağız mı bunu şimdi? Sar, sar Allah aşkına sar şunu ya. Ne olur. Dövme artık asi bir kızı. Dövmeler falan. Asilik anlayış. Yıldız dövmesi. Asi, artık asi gibi demiş. Sokak çıkıp çöpe tek dolatıyor. Şey ama. İkna olmaz biriyim ben. Doğruz. Ben çok yeteneksizim, ben yapamam. Ben daha çok böyle terbiyesiz. Ben yani genel olarak yeteneksiz bir insanım. Böyle şeylere girişmiyorum. Yapabildiğim bir iki şey var, hayatımda hiç hep onları yaptım. Sarmasını bekliyor. Her bir de şey tansiyonum düştü ya, biraz toparlıyor evet. Şu an. Aşkım da böyle dolaşacak. Hemen olur. Sarayım mı? Kapatmayayım ya. Yok, zaten değil. Kanamayan dövmeler, böyle küçük dövmelerde hiç kapatmıyorum ben de. Sen evet biraz böyle çık. Orta kolumu sarayım mı şöyle bileğe kadar? Yukarıda. Sanki devasa dövme atmış. Ben avcı da hep istiyordum. İt kolunu kır o zaman abi. O kadar da şey bir şey değil yani. Kırmadan yapsak. Kırmadan olmaz. Ay Allah korusun. Şimdi ben kırarım böyle konuştum. Derste birbirimize yapıyorduk şey olması için. Deneme. Hani. Alçı deneme. Ben de kırıyorlardı kollarını sandım. Şey varmış, diş macununu sürüp mesela tüm koluna 2 saat beklettikten sonra çok ufak bir darbede kırılırmış kol. Evet. Değil mi? Evet. Sanki denedi bir oldu da böyle şey. Evet. Deneyen biri evet. Var. İsim vermeyeceğim burada. Şimdi. Mutlu musun? Asi hissediyorum kendimi. Gerçekten. Ezgi'ye de teşekkür ederim. Evet. İlk sormuşuz. İlk evet. Gelmişiz ben. Benim kendimi böyle yerlerde rahat hissetmem çok önemli benim için. Mesela kuaförde falan da ben hemen aşırı kasılan bir insanım. Gerçekten çok böyle rahat bir ortam var. Beni çok rahat ediyor. Ezgi'm. Yani. Canım Ezgi bebeğim. Evet. Çok tanıdı yakında ziyarete geliyorum. Böyle gelmişiz. Evet yani. Ezgi aşık ol. Teşekkür ederiz. Kardeş dövmesini yaptırırız. Doğru. Anam yaptırayım şuraya. Canıma. Maşallah yaptırsın bak koluna. Nazar boncuğu yaptırırız. Adada vardı galiba nazar boncuğu.
Dövmeli bir kızım. Ben buraya ne yaptıracağımı buldum. Bekle. Çok seviyorum. Bu bayağı dövmelik değil mi? Aynen, bu tam böyle. Ben seni tavlayayım da. Böyle ifadeleri var sanki. Annemle konuşuyorlar zaten de. Tam biraz yani, önceki tam dövmelik abi. Evet arkadaşlar, sonraki dövmemi ilgisini görmüş oldum. Şöyle durayım da. Yani şimdi şey, hevesim gitti de. Üstüne başka bir şey yaptım. Kapatalım. Oldu, bitti, tamam. Bu kadar. Gel seni saracağım. Sararken. Bakın ne kadar havalı. Asti ve havalı. Oley. Şimdi anlatayım, en son gene anlatacağım arkadaşlar, tamam, size. Yani bu dövmenin iki olayı var. Birincisi, en önemlisi kurumaması. Çünkü kuruduğu zaman kabuk yapıyor. Boya kabuğa geçiyor. Beraber dökülüyor, düşüyor. O zaten hani derin yapmadığım için ben direkt kabuk olduğunda boya dökülebilirim. O yüzden sürekli nemli kalması gerekiyor. Ama sürekli nemli kalmasına getirdiği bir sıkıntı daha var. O sürekli böyle krem sürdüğünde hava almadığı için bu sefer mikrop kapanıyor. Evet. Aslında sizin dövmenizde hiçbir şey olmaz. Küçük dövme ama gene de anlatayım. Mikrop kapmasını önlemek için de mutlaka gece yatmadan önce bir de sabah kalktığınızda bir gün içinde bir iki kere, gün arasında da bir iki kere böyle. İçme suyu ile temizleyip işte Protex, Aquex gibi temizleyip daha sonra gene içme suyuyla, temiz suyla durulayıp üzerine gene merhem sürü ya da Bepanthen merhemi. Vazelin demişler. Ya da vazelin, ha, evet. Vazelin. Ya da vazelin. Ya olayın nemli kalmasın. Ya. Sürekli nemli kalsın. Özellikle ilk 2-3 gün sürekli nemli kalırsa 3 günde dövmez iyileşir. Ha, sonrası hep değil yani. Hep değil. Sizinkiler çok küçük ya. Ya zaten böyle dokunduğunda artık bir süre sonra dövmeni hissetmeyeceksin. Yani o kuruluk falan hissetmeyeceksin. Aynen. Deri gibi hissetmeye başladığında yani bitmiş oluyor. Ha, tamam. Fotoğrafçı oldu. Sen biliyor musun? Yok, fotoğraftan. Evet arkadaşlar, ablam tam son, göster son dövmelerini. Bunları yaptıracakken elektrikler gitti. Onun için şimdilik yemek yemeye gidiyoruz. Ama elektrikler gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Onun için bu vlog burada son bulmuş da olabilir. Emin değiliz. Ama yine de haber vermek istedik. Burada da veda etmiş olduk. Beğenme falan, onları da sen söyle. Niye onları ben söylüyorum? Beğenin yani. Yorum yapmayı unutmayın. Hı, bana değişik böyle minimalist dövme fikirleriniz varsa onları da yollayabilirsiniz. Ama yaptım ama. Hayır, beğenirsem yaptırırım. Merak, çünkü böyle minik minik dövmeler yaptırmak istiyorum. Evet, Eştunay bunu beğenmedi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sen gerçekten sürekli böyle mi duracaksın peki? Aha geldi. Elektrik geldi. Yemek yemeyecek misin? Vloga devam. Çok iyi. Tuğçe ile gelirsin. Hı. Annem de istiyor. Çok güzel. Ben de yaptırıyorum. O kapattığım yeri de şey yapayım. Ben de yaptırayım mı? Ne yapacağım? Acele etme bence. O birazcık acele karar. Emin ol, güven bana. Hep böyle karar verenler sonrasında soruyu ama yaşıyorlar. Görmeyeceğim ya zaten. Fark etmez. Başka bir şey gelecek bence aklına. Yani doğum tarihi de gelmeyecek. Çünkü doğum tarihi çok klasik. Sürekli böyle dolaşmam gerekecek. Güzel oldu değil mi? Bir dövmeci gözüyle. Tabii ki. Ama dürüstsün. Ben yaptım tabii ki. Hani şey dedim, ne bu ya? Bu ne yaptırmak istiyor ama istiyor madem yapalım yok, falan. Yok yok, ben böyle minimal parça parça dövmeleri seviyorum. Güzel. Evet. Ben şöyle yaptım. Yapar ya. Çok iyi yaptı ya. Ne yaptı ya? O nerede şimdi? Benim şurama bir şey bulmamız lazım. Ben buraya durduracağım. Hayır. Yani. Genel herkesin aklında olsun. Genel hepimizin aklında olsun. Hadi yemek yemeye gidelim. Oh kıza kıza çoyu oyunu olsun. Let's go. Evet, demin elektrikler geldiği için dövmesi yapabildik. Bitti. Kapanışı tekrardan yapıyoruz. İzlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Beğenirseniz. Yorum yaparsanız. Dövme fikirlerinizi seviniriz. Bekliyorum. Ben tekrar. Okuyorum o yorumların hepsini teker teker. Ben bu de arada. Okuyorum. Gerçekten okuyorum. Ben de okuyorum. Bu tür cevap falan yazdırıyorum. Ezgi'ciğimi buradan çok çok öpüyorum. Evet, sağ olsun, harika bir dövmeci evet. Önerdi bize. Ezgi'ye selamlar bunlar. Evet. Gerçekten. Hem rahat ettik hem çok da güzel sonuçlar elde ettik. Size de teşekkür ederiz. Ben de çok memnun oldum tanıştığımız için. Zaten artık bol bol geleceğim muhtemelen. Çünkü nerede bu dövme olayı taşınmazsa bizden kurtulmak için geleceğiz artık. Evet. Taşınmazsın. Bekliyorum. Sonraki yorum videolarınızı da. Sonraki video fikirlerinizi de bekliyorum. Söz veremedim. Görüşürüz. Ciao.